Avrupa'nın mültecilere olan ikircikli tutumu, yaklaşımı. Söz konusu Orta Doğu, Afrika ya da Müslüman ülkeler olunca ortada yıllardır. Yani. Şimdi Ukrayna'da bir savaş çıktı. Tabii ki orada da o savaş bitsin. Kadınlar, çocuklar, insanlar ölmesin. Biz ülkece ve milletçe zaten bunu istiyor, bunu destekliyoruz. Fakat bu tavır ya hem insani hem de hukuki açıdan değerlendirildiğinde yani sizce de yanlış ve ikircikli değil mi? Kesinlikle. Yani biz bunu defalarca söylüyoruz. Hani biz kendi aramızda konuşuyoruz arkadaşlarla. Bakıyorsun Müslümanlara karşı Avrupa'da Hristiyan aleminde, Yahudi aleminde bir İslam düşmanlığı var. O kesin. Suriyeli Müslüman ya onlar. Onların çolukları çocukları ölmesi sıkıntı yok. Onlar Müslüman. Ölebilirler. Ama Avrupa'da Hristiyanlar, işte Yahudiler veya işte Ukrayna'da olan savaş biliyorsun. Avrupa ne diyor? Kucak açıyor onlara. Gelin. Biz size her türlü bakarız. Her türlü desteği veririz. Milyonlarca yatırım yaptılar. Para verdiler biliyorsun yani. Bakıyorsun yani gerçekten de bu Avrupa Avrupasız olmuyor. Türkiye Avrupasız olmuyor belli. Yaptırımlar desen ona keza. Yani demek istediğim ikircikli takım kesinlikle var. Müslümanlara karşı Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı kesinlikle ön yargı var. Bunu net olarak görüyoruz. Kesinlikle görüyoruz. Hele hele özellikle bu uygulanan Ukrayna'ya karşı mülteci politikası Avrupa'nın. Yunanistan kadınları çocukların olduğu botları patlattı. Denizin ortasında yapayalnız bıraktı. Türk sahil güvenliği yani Allah hapsinden de razı olsun buldular. Ölümün kıyısından çekip aldılar o insanları oradan. Yani. Bakın bir tarafta böyle bir ülke, böyle bir bakın ülke diyoruz ya, ülke taş, toprak, ağaç, hava mıdır sizce? Kesinlikle değil. İnsandır. İnsandır. Varsa, insan varsa ülke vardır. Tabii, insan varsa şimdi vardır. O Türkler de bu coğrafyanın insanı da jandarması, polisi, sağlık görevlisi, işte esnafı, vatandaşı hep bir şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Evet. Tamam bazı politikalar vatandaşlarımızı kızdırdı. O da tartışılır. Eğer bir politikada yanlışlık varsa bu da siyaset bunu düzeltmeli, düzeltebilir de ya, eğer bir yanlışlık ben varsa. Ben katılıyorum. Yani bu ülkede kesinlikle haklıyı ve haksızı kesin bir kılıçla ayırmak gerekiyor. Müslümanlar bu şekilde yani şeriat kanunu var ya, şeriat kanunu ya kesinlikle gelmesi gerekiyor. Anlattığınız şey dünyanın her tarafında yok mu? Var. Kötüsü, hırsızı, var. Hırlısı hepsi var. Ama hepsi Avrupa, var. Avrupa'da adam ne yapıyor? Tak indiriyor hemen. Bizim burada dur bakalım ama bıçak çıkarttı mı? Tabanca çıkarttı mı? Yok abicim. İnsanlar, kadınlarımız, kızlarımız ölüyor sokakta. Görüyorsun durumları. Adam ertesi gün çıkmış. Adamın evine girmiş. Karısının yattığı yere girmiş. Hırsızlık yapmış adamlar. Ertesi gün çıkmış. Adaletin neresi bu? Benim güvencem yok ki. Adalet olarak bu şekilde adalet temel edilmemesi gerekiyor. Adalet dediğin bu ülkede yani mazluma ne demek atalarımız yani Kur'an-ı Kerim'de mazlumun yanına duracaksın ki işi yapmasın. Bir daha yapamasın. Ama bu ülkede maalesef şey yok. Adalet duygusu biraz zayıf. Ama Avrupa'da görüyoruz bak. Avrupa'da adam bıçak şöyle bıçağı doğrultuyor tak vuruyor adamı. Sorgusuz sualsiz. Ya sen mazlumuz. Yani bu mazluma karşı neden bu kadar böyle yani hafif ağır değil de hafif cezalar var. Onlar tartışılıp düzeltilebilir. Üzerine meclisimiz var. Yasa yapmakla mükellef ülkemizin olmazsa olmaz kurumu. Yani meclis çalışıyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı var. Cumhurbaşkanımız zaten konuyla alakalı çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bizim bu tabii konumuz Avrupa'daki bu durumdu. Yani bizim Cumhurbaşkanımız bu konuda gerçekten de yani biz yani ben AK Partiliyim. AK Partili değil ben Tayyipçiyim açıkça söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'cıyım. Çünkü adam tek başına bazı yerlerde tek başına kalıyor bu konuda. Avrupa'ya direniyor ama maalesef işte bu muhalefet olsun, onun işte şeyler olsun hiç destek çıkmıyor bu konuda. Yani biz Avrupa'ya karşı dik durabilmek için tek vücut olmamız gerekiyor. Ama tek vücut değiliz. Bu konuda adam her türlü gidiyor geliyor kulakları patladı belki uçakta gide gele Avrupa'ya. Ama adamı yalnız bırakıyorlar bu konuda. Yakın olsun, muhalefet olsun, şu olsun, bu olsun. Dediğin gibi mülteci konusu Müslümanlar Suriye'den adam kucak açtı. Biz Müslümanız elhamdülillah. Bize sığınana yardım ederiz dedi. Yani bu konu bizi üzüyor tabii ki de ama hırlıyı hırsızı ayırması gerekiyor devletin.
Avrupa'nın ikircikli durumu kesinlikle ortada. Bunu kendileri de görüyor ama göre göre yapıyor. Bu konuda nasıl bir el alınır onu da bilemiyoruz tabii. O yüzden bölgede güçlü bir ülke Türkiye. Hem sanayisiyle, ekonomisiyle, savunma sanayi ürünleriyle bölgede ses sahibi olan bir ülke Türkiye olmak zorunda. Bu ülke içinde siyasi görüşün bakın ne olursa olsun hep beraber çalışmak lazım. Kesinlikle yani ben ona katılıyorum. Ben hani A parti, B partiden ziyade baktığın zaman bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Bu çatıda hepimiz yaşıyoruz. Biz gidecek bir yerimiz yok. Savaş Allah göstermesin savaş çıksa ya öleceğiz ya öleceğiz bu vatan için. Başka gidecek yerimiz yok. Bizi kimse almaz zaten. Avrupa bize botlarımızı patlatır. Suriye'ye gitsek zaten Amerika'sı Rusya'sı orada. Allah korusun. Allah korusun. Güzel de bir duayla Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Ya, amin inşallah. Size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tarih boyunca daima böyle oldu zaten. Hem Türklere karşı hem Müslümanlara karşı hepsinde geçtim. İnsanlığa karşı daima ikiyüzlü olan insanların bugünkü politikalarını bu şekilde sorgulamak zaten başı başına bir saçmalık. Doğal sonucudur diyorsun yani. Tabii ki doğal sonucu. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki Türkiye'nin tavrı ve duruşu? Türkiye'nin tavrı insani olarak çok doğru. Her şekilde yapması gerekeni yapıyor. Fakat kendi insanlarını da bir kenara iterek bunu yapıyor olması bir yanlışı veya doğruyu yanlışa çevirmez veya doğruyu yanlışa çevirmez. Bir doğru varsa doğrudur. Ama bu doğru üzerinden yanlış politikalarla ilerlemek zaten yanlışın ta kendisi. Kardeşim teşekkür ederim. Önemli güzel görüşlerin için Söz Millet'in programına katıldın. Söz Millet'in programı Akit TV'de yayınlanıyor. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsin. Hafta içi 18.30'da, pazar günü de saat 2'de ekranları başında izleyicilerimiz bizleri izleme fırsatı bulabiliyorlar. Sana da bu değerli yorumların için teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. İyi çalışmalar. Kafirden kafirce düşünceler çıkar diyor bir yerde. Bir mısrasında da ama kafir de natıka ne gezer, sarahatten kafirene diye bir mısrası var. Dolayısıyla bu onların tabiatında var olan bir şey. Nasıl yani? Biraz açabilir misiniz? Şöyle. Bir şey kendi mahiyetinin, özünün dışında başka bir hareket sergileyemez. Sergilemesi mümkün değil. Dolayısıyla bu tavra ikircikli hareket demek bile bence ziyade. Anlatabiliyor muyum? Yani bu onların tabiatlarında var. Yani Suriyeli'ye böyle davranıyordu, Ukraynalı'ya böyle davranıyordu diye bir şeye bile gerek yok. Çünkü bu onların tabiatında. Tabiatına muhalif bir harekette bulunması mümkün değil. Dolayısıyla yani mevzuyu yanlış yerden vaz etmeyelim, ortaya koymayalım. Bu şeyi anlayabilmek için tarihsel serencama da bakmak gerek. Tabiatları böyledir derken bunu kastediyorum. Yani düne baktık da dün bu tabiatlarına muhalif farklı bir hareket gösteriyorlardı da bugünkü çıkarları mı bunu el veriyor? Hayır. Dün de öyleydi. Bugün de olacak. Bana göre yarın da aynı şekilde tahakkuk edecek, gerçekleşecek. Yani şunu mu anlamamız gerekiyor bu ifadelerinizden özetle? Avrupa'nın geçmişi, tarihi, yaptıkları ortada. Bunlar, bu sonuç da doğal olarak geçmişi ilgilendiriyor. Aslında beklentimiz onlardan insanlık olmamalı. Zaten bunları yapmak onların doğasında, onların kalbinde vardı diyorsunuz yani. İşte, yani dediğim gibi işte tabiatlarında var. Kendi olmaklıkları öyle. Kendi olmaklıkları öyle olduğu için buna şey karşılamamak, bunu olağanüstü bir durum olarak karşılamamak gerekiyor diyorsunuz. Zaten onların diyorsunuz ki doğal sonucu bu yani. Evet evet tabii yani meseleyi yanlış yerden vaz etmeyelim diye bunu söylüyorum. Bu onların tabiatlarında var olduğu için bunun aksine hareket etmeleri mümkün olmayacak. Yani bu yüzden
yanlış yerden bakıp yani hoşumuza giden ya da gitmeyen sonuçlarla yüz yüze gelmeyelim. Bu hep böyleydi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Yani ben buna özellikle din açısından bakıyorum ve de hani Ukrayna daha Suriye'ye göre daha gelişmiş bir ülke olduğu için Ukrayna'ya daha yakın davranıyorlar çıkarları uğruna. Suriye'den pek bir çıkarlar olamayacak. Ondan dolayı yakın davranmıyorlar. Yani bu iki vicdan meselesi var yani. Arada vicdan oynaması gerekiyor ama oynamıyor. Evet. Irkçılık. Irkçı bir tavır olduğunu düşünüyorsun. Evet. Avrupa'nın mültecilere yaklaşımı ortada. Eğer konu Avrupa'nın hemen yanında bir ülkede patlak verdiyse ve bunlar kendi dinlerindense tabii ki seve seve kucak açacaklardı. Bu bunun doğal sonucuydu. Ama diğer taraftan en çok insani ve hukuki haklardan bahseden yine Avrupa. Fakat iş bu sefer Orta Doğu, Afrika, diğer mazlum dünya ülkeleri olunca kapılar ne yazık ki kilitleniyor, kapatılıyor. Resmen kapı duvar oluyor. Tabii milletimiz ferasetli. Adaleti görüyor, konuşuyor ve ne yaşadığını biliyor. Söz Milletin programında bizler bugün Avrupa'nın mültecilere karşı olan yaklaşımını ele aldık. Bu soruyu milletimize sorduk. Milletimiz ferasetli cevaplarını Akit TV ekranları aracılığıyla kamuoyuna söylemiş oldular diyelim. Bir başka programda efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın.